Evet hocam, neyi dinletecektin? Söyleyerek başlayabilirsin. Fiili taaccüp evlerin çekimi hocam. Ma ensarahu, o erkek acayip yardım etti. Ma ensarahuma, o iki erkek acayip yardım etti. Ma ensarahum, o erkekler yardım ettiler. Ma ensaraha, o bayan acayip yardım etti. Ma ensarahuma, o iki bayan acayip yardım etti. Ma ensarahunne, o bayanlar yardım ettiler. Ma ensarake, sen erkek yardım ettin. Ma ensarakuma, siz iki erkek yardım ettiniz. Ma ensarakum, siz erkekler yardım ettiniz. Ma ensaraki, sen bayan yardım ettin. Ma ensarakuma, siz iki bayan yardım ettiniz. Ma ensarakunne, siz bayanlar yardım ettiniz. Ma ensarani, ben acayip yardım ettim. Ma ensarana, biz acayip yardım ettik. Bir taaccüp sahibi ve ensir bihi, o erkek ne acayip yardım etti. Ve ensir bihima, o iki erkek ne acayip yardım etti. Ve ensir bihim, o erkekler ne acayip yardım ettiler. Ve ensir biha, o bayan ne acayip yardım etti. Ve ensir bihima, o iki bayan ne acayip yardım etti. Ve ensir bihinne, o bayanlar ne acayip yardım etti. O bayanlar ne acayip yardım ettiler. Ve ensir bike, sen erkek ne acayip yardım ettin. Ve ensir biküma, siz iki erkek ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir biküm, siz erkekler ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir biki, sen bayan ne acayip yardım ettin. Ve ensir biküma, siz iki bayan ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir bikünle, siz bayanlar ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir bini, ben ne acayip yardım ettim. Ve ensir bina, biz ne acayip yardım ettik. Teşekkür ederim hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok acayip yardım ettin, çok acayip okudun, güzeldi. Eyvallah hocam. Selamünaleyküm. Senin mesajın bana gelmemiş hocam. Bir de o videolar indirirken şifre para mı istiyor hocam? O yeni çıktı, var mı öyle bir şey? Evet hocam, o onunla alakalı. Yani o onunla alakalı derken çok kapalı bir cümle oldu. Aslında arkadaşlara mail yolladın mı? Sanırım seninki de kayıtlı değil. Sen de hocam mailini aşağıdan yazarsan bana. Tamam hocam. Ya şu anda yazıyor gerçi, yazmana gerek yok. Tamam. Özlan-55. Onu da hemen alıyorum hocam. Daha sorun çıkacağını düşünmüyorum. Bir yer vardı, oradan direkt gönderiyorum. Şimdi seni de oraya kaydettim. Başka mail gelmeyen varsa söyleyebilir arkadaşlar. Mesela az önce Cihat Hoca'ya baktık. Cihat Hoca'nınkini gmail.com yazmışım. Oysa hotmail'miş. Öyle bir problem var. Yani sizinkilerde de ufak tefek yanlışlıklar yapmış olabilirim. Mail gelmediyse demek ki hatalı bir kayıt söz konusu. Ha, hocam şifre demişken. Şifreyi de hemen buraya yazayım. O yeni sistem neymiş diye. Yani hocam bugün attığım mail aynen şöyleydi. Tamam hocam, siz başlayabilirsiniz. Sizi dinliyoruz. Ma ensarahu, o erkek ne acayip yardım etti. Ma ensarahuma, o iki erkek ne acayip yardım ettiler. Ma ensarahum, o erkekler ne acayip yardım ettiler. Ma ensaraha, o bayan ne acayip yardım etti. Ma ensarahuma, o iki bayan ne acayip yardım ettiler. Ma ensarahunne, o bayanlar ne acayip yardım ettiler. Ma ensarake, sen erkek ne acayip yardım ettin. Ma ensarakuma, siz iki erkek ne acayip yardım ettiniz. Ma ensarakum, siz erkekler ne acayip yardım ettiniz. Ma ensaraki, sen bayan ne acayip yardım ettin. Ma ensarakuma, siz iki bayan ne acayip yardım ettiniz. Ma ensarakunne, siz bayanlar ne acayip yardım ettiniz. Ma ensarali, ben ne acayip yardım ettim. Ma ensarana, biz ne acayip yardım ettik. Bir taaccüp saniye. Ma ensaraha, ma ensir biha, ma ensir bihi, o erkek ne acayip yardım etti. Ma ensar biha,
O iki erkek ne acayip yardım etti. Ma ensir bihim. O erkekler ne acayip yardım ettiler. Ma ensir biha. O kadın ne acayip yardım etti. Ma ensir bihima. O iki bayan ne acayip yardım ettiler. Ma ensir bihima. Hocam orada ma yok değil mi? Efendim? Ma yok değil mi? Ve ensir bihi ve ensir bihima. Ma yok. Pardon hocam. Ve ensir. Baştan yanlış mı yaptın hepsini? Sanırım öyle oldu hocam. Ben de bir arkadaşa bir şeyler yazıyordum. O esnada dikkat edemedim. Ve ensir tamam, bihi hocam, ve ensir bihima ve ensir bihim. Tamam hocam başlamam. Ve ensir bihi. O erkek ne acayip yardım etti. Ve ensir biha. O iki erkek ne acayip yardım ettiler. Ve ensir bihim. O erkekler ne acayip yardım ettiler. Ve ensir biha. O bayan ne acayip yardım etti. Ve ensir bihima. O iki bayan ne acayip yardım etti. Ve ensir bihinne. O bayanlar ne acayip yardım etti. Ve ensir bike. Sen erkek ne acayip yardım ettin. Ve ensir biküma. Siz iki erkek ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir biküm. Siz erkekler ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir biki. Sen bayan ne acayip yardım ettin. Ve ensir biküma. Siz iki bayan ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir bikünne, siz bayanlar ne acayip yardım ettiniz. Ve ensir bini, ben ne acayip yardım ettim. Ve ensir bina, biz ne acayip yardım ettik. Sağ ol hocam, teşekkür ediyoruz. Başka, teşekkür ederim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Başka dinleten var mı arkadaşlar? Fil tacib evvel ve sani olmak üzere son iki kalıptayız. Evet, şey diyorsunuz kayıtları. Kayıtlardan aslında bilerek. Şu an hala aynı ama değişen bir şey yok hocam. Site çalışıyor. Çalışmadığı esnada ne yapacağınızı gösteren bir şeydi o. Şu an site çalışıyor. Siteye girerseniz tüm kayıtları alt alta görebilirsiniz verdiğim linkte. Tüm dersler, kayıtlar alt alta tek sıra olarak yer almıştır. Ders 1, ders 2 yazıyor. Klasör farklılığı yapacağız tabii onu. Ara sıra yapacağız. Çünkü ayrılanlar olur. Hala aynı şekilde olmaz yani. O ne yapacak? Şifre değişecek. Klasör değişecek. Ayrılan kişiler eski dersleri kafadan ezbere linkler oluşturarak bulamasın diye değiştirmeler olur. Ama sonuçta tüm dersler burada yer alır yani. Dinleten başka birisi varsa, dinleten varsa arkadaşlar dinleyebiliriz. Yarın genel tekrar yapıp perşembe sınav yapıyorduk. Cuma günü binaya geçiyorduk biliyorsunuz. Planımız bu şekilde yani bakalım. Allah izin verirse bunu uygulayacağız. Tabii şunu söyleyebiliriz. Ma ensarahu ve ensir bihi. Şu an dosyayı arıyorum. Nereden açıyordum diye. Ne oldu ki? Tamam geç. Dinleten yok sanırım arkadaşlar. Kısaca bir iki şeye değinelim. Ma ensarahu fi'l tacib evvel. Burada ne var? Dikkat ettiyseniz zaten hep ne var? Ma ensara, ma ensara, ma ensara. Yani tüm kalıplarda ma ensara yazıyor. Yanındaki zamir sadece. Hu huma hum, ha huma hunne diye kırmızı. En son harf veya ne diyeyim zamir değişiyor sadece. Ki, küma, künne şeklinde. Onun dışında fiil hep aynı. Ma ensara, ma ensara. Camit fiil diyoruz buna. Çekimi olmayan fiil. Fiilin kendisinin çekimi yok ama yanındaki zamirin çekimi var. Zamir vasıtasıyla mana değişiyor. İşte ülfet, esni, cemi, müzekker, müennese göre
değişik bir hale bürünüyor ama fiil her şekilde aynı yazılışa sahip. Ve answer bihi'de de aynısı var değil mi? Ve answer bi ve answer bi ve answer bi. Müfette tesniyle cemi de aynı. Gayip olsun, gaybi olsun. Muhatap olsun, muhataba olsun. Mütekellim sıgaları olsun. Her birinde ve answer bi sabit. Yanındaki zamir değişiyor. Hi, hi, ma, him. Ha, hi, ma, hinne diye. Ke, ki, kuma, künne diye zamirlerde değişiklikler söz konusu. Onun dışında ve ensir ve ensirdir. Bunun yanında bu ma ensarahu'nun başındaki ma'ya tencüb ma'sı demekteyiz. Ma ensarahu, ma ensarahuma diye devam ediyor ya. Bu ma'nın adı tencüb ma'sı. Bugün mesela gündüz dersindeki arkadaşlar sordu. Bu ma ne ma'sı diye. Çeşitli ma'lar var yani. Buradaki ma'nın adı neymiş? Tencüb ma'sı. Hayreti ifade eden ma'dır. Ne gibi ma'lar var arkadaşlar? Olumsuzluk ifade eden ma var değil mi? Nafiye var mesela. Onun dışında mesmük ediyorlar ya, yani istifham manası var. Soru manasına gelebilir. İsim mevsul manasına gelebilir. Farklı manalara gelen ma'lar var. Buradaki hayreti, şaşırma ifade eden ma idi. Bununla birlikte ma ensarahu, ma ensarahuma diye devam ediyor ya. Buradaki hu'lar sabit değildir. Cümle içerisinde bu hu'yu görmeyebilirsiniz. Yerine atıyorum Zeyd gelir, Ali gelir, Hasan gelir, Veli gelir. Bir isim gelebilir yani, farklı bir kelime gelir. Siz ma ensara'yı gördüğünüz zaman ona direkt fiil tacip evvel dersiniz. Yanında hu yok, öyleyse fiil tacip evvel değildir demeyin yani. Ma'ları nasıl ayırt ederiz? Çok yerinde bir soru hocam. Bunu ayırt etmenin çok pratik bir yöntemini ben de bilmiyorum açıkçası. Ama şuradan ayırt etmeye gideceğiz. Ma'dan sonra ensara kalıbı sabit ya. Ensar kalıbı yani. Sabit. Ensara, ektebe, efteha. Yani fetha, efteha, hep bu kalıp sabit. Ardından bu kalıp gelecek. Ardından ya zamir ya bir isim gelecek. Bu şekilde olduğunda ma'yı tecrüb olarak algılıyoruz. Tabi ma bir fiilin başında olsa, ma yensuru gibi. Yensuru ne? Muzari. Muzari'nin başında olursa olumsuzluk olarak düşünüyoruz. İşte ma ensara, ma ektebe, ma efteha. Bu sabit kalıptan önce ise ona tecrüb manası veriyoruz. İlerleyen dönemde çok daha ayrıntılı bir şekilde gelir mi? Gelebilir. İşleyeceğimiz konulara bağlı ki tencübü ayrıca işleyeceğiz. Tabii tek tencübü de değil. Yani mesela ismi zaman, ismi mekan bitti mi? Bitmedi ki. İsim mensup, ismi tasgir bitti mi? Yok, onların hala ayrıntıları var. Her birinin ayrıntılarına değineceğiz ileride. Şu an kısaca bunu söyleyebiliriz. Ardından gelen kalıp sabit yani ensara, ensara, ektebe, efteha, ehraca şeklinde. Oysa ma'yensuru şeklinde bir farklılık söz konusu fiilden önce gelmesiyle beraber. Tabi bu tüm her şeyi çözen bir kural değildi. Bir yol gösterici olması bakımından önemliydi yine de. Buradaki hu dedik, hu diye her zaman, ha diye, ke diye her zaman gelmez, isim olabilir dedik. Ve ensir bihi'de de hi, hi, ma, him diye zamir her zaman gelmeyebilir arkadaşlar. Çoğunlukla gelmez zaten. Her zaman gelmeyebilir derken. Zamirin yerinde isim olabilir yani. Aynı şekilde. K yerine başka bir isim olur. Bunlar ne? Tecrüb kalıpları. Tecrüb kalıpları muttasıl zamir mi? Hocam muttasıl ne oluyordu? Vesale mazi fiil. Yesilu muzari. İvtesele olur. İttesele olur. Sonra muttasıl ismi fail olarak gelir. Bitişik manasında. Bitişmiştir yani. Tabi şu da var. Zamirler konusu da nerede geçiyor? İzharda olması lazım. İzharda zamirleri ayır ayır dur. Orada zamirleri ayrıca işleyeceğiz. Burada ne dedik? His, him, ahim zamirleri yazmayabilir. Yerlerine isim gelebilir dedik. Konu neyle alakalı? Tecrüb üslubu ile alakalı. Tacip üslubu AÖF İlahiyat Arapça 4'ün son konularından birisi. Bu üniteyle alakalı video çektik daha önceden. Ama şu an çok önemli görmediğimizden üzerinde durmuyoruz. Şu anki konu neydi? Bunun ezberi idi. Bunun dışında söyleyeceğim şey, tabi tacip ifade eden farklı kalıplar var da, dediğim gibi tacip üslubunda veya kalıplarında iki farklı şekilde ifade ediliyor.
fazla durmanın manası yok. Yeri gelince duracağız. Ne dedik? Sarf kitabı herkeste var diye düşünüyorum. Bir de ne vardı? İsim, fiil, çekim kitabı vardı. Onu almayan var mıydı arkadaşlar? Ben de böylesine de bina kitabını PDF olarak yükleyeyim. Arıyoruz. Efendim, Yusuf ve İfalet. İki şekilde var elimizde. Böylesine de yazanlar vardı. Birazdan bakacağım. Eski basın diyelim. Bina tahkikli basın diye ayırt ettik. Kopyala. Tamam. Şimdi size bir adet bina hazırlıyorum. Hatta iki adet. İçerisinde iki tane bina var. Böylesine de bakalım ne yazılmış. Mesela hocam parolayı kabul etmiyor ders indirmek için. Hocam de parolayı kabul eder. Yani etmiyor diyorsunuz. Tabii yalan demiyorsunuzdur illaki ama bir problem var diye düşünüyorum. Parola ne? Cezer 96 büyük harflerle yazdınız mı hocam? Ya ben test ettim onu. Büyük harfler oluyor. Bak Fevzi Hoca, Selçuk Hoca, Harun Selçuk Hoca da söylemiş. Kullanıcı adı ve şifre girmeniz gerekiyor ama biliyorsunuz değil mi? Evet. Yazıldı bak. Ne yazıldı? Sanal medrese yazılacak küçük harflerle kullanıcı adı olarak. Şifre Cezer 96. Esasen bunu mail attım hocam. Size gelmedim bilmiyorum ama kopyala yapıştır yapmanız yeterli yani. Yazmanıza da gerek yok. Mail geliyor ya. Maildekini direkt kopyala yapıştır yapın bitsin. Ben de kaydı durdurayım. Şu an ders işlenecek.